Dolmalarım piştiler. Bugün hafif de kızardılar. Gayet güzel, gayet lezzetli duruyorlar, değil mi? Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber fırında biber dolması yapacağız inşallah. Çok lezzetli bir tarif. Şöyle öncelikle çekirdeklerini çıkartmak için isterseniz bir bıçak yardımıyla kenarlarını keserek çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Ya da benim gibi elinizle parmağınızla bastırarak da çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse. Çekirdeklerini çıkarttığım biberlerimi yaklaşık 5-10 saniye suda haşlayacağım. Aslında bu tam hani biberlerin tazecik olduğu dönemlerde haşlamaya gerek yok. Özellikle kalın kabuk olduğu zaman aklınızda olsun, haşlayın. Ben bugün size fikir vermek açısından şöyle haşlıyorum. Normalde haşlamaya gerek yok. Çok çok taze çünkü biberlerimiz. Son saniye haşlamanız yeterli olacaktır. Bu özellikle kalın kabuklu biberler için geçerli bir yöntem. Etli dolmanın iç harcını hazırlayalım. Bunun için yemeklik kıymam vardı. Bir tutam maydanozumu güzelce doğradım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Yine bu malzeme listesini ben videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Köftelik bulgurumu ekliyorum. Yıkanmış pirinç. İki adet doğranmış soğan. Yemeklik doğranmış soğan. Kuyruk yağ bu yemeğe çok yakışır ama evinizde yoksa, kullanmıyorsanız tereyağı da ekleyebilirsiniz. Tereyağımı da ekliyorum. Bu tereyağı miktarını etinizin yağlılık oranına göre azaltabilirsiniz. Hani etiniz yağlıysa daha az da ekleyebilirsiniz. Tuz, kırmızı pul biber ve karabiber ilave ediyorum. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Daha sonrasında 1 çay bardağı su ve domates rendesi ilave edeceğim. Şöyle bir domatesim var. Onu ortadan kesip rendesini ilave edeceğim. Domates rendesi yerine domates sosu da ekleyebilirsiniz. Tekrar yoğuruyorum. Ve su miktarını etin kıvamına göre ayarlayacağım. Yaklaşık yarım çay bardağı suyumu ekliyorum. Gerekli olursa bir çay bardağı ilave edeceğim. Yaklaşık bir çay bardağını iç harcım kaldıracak. O yüzden ekliyorum bir çay bardağı suyumu. İç harcım hazır. Bakın şöyle yumuşacık bir kıvamı olacak. Bu piştikten sonra yemek halim de yumuşacık olmasını sağlayacak. Şimdi biberlerimi şöyle biraz tuzluyorum. Bu tuz biberlere de lezzet katacak. Bu saslılığını alacak. Ve güzelce harcımla dolduruyorum. İsterseniz bir kaşık yardımıyla da doldurabilirsiniz. Çok da fazla bastırmıyorum. Bir tane domatesim var. Domatesimi şöyle kabuk kısımlarını etenli bırakarak biberlerin üzerine yerleştireceğim. Şöyle biberlerin güzelce üzerine yerleştiriyorum. Domateslerini de güzelce yerleştirdikten sonra üzerine sosunu ayarlayalım. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Üzerine 1,5 su bardağı su. Şöyle karıştırıyorum ve
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Salçam tuzlu olduğu için tuz ilavesi yapmadım. Ama siz mutlaka tuz ilavesi yapın. Unutmayın. Şöyle güzelce karıştırıyorum ve biberlerimin üzerine yerleştireceğim. Sosumu güzelce biberlerimin üzerine yerleştiriyorum. Bu sırada fırınımı açtım, ısınsın. Biber dolmalarım hazır. Üzerine şöyle bir alüminyum folyo ile kapatacağım. İsterseniz hani fırınım yakmaz, çok güzel pişir diyorsanız kapatmayabilirsiniz bu alüminyum folyoyu. Ya da hani biberlere temas etme durumum var diyorsanız bir yağlı kağıtta kapatabilirsiniz. Güzelce alüminyum folyo ile ben kapatacağım, fırına süreceğim. Alternatif olarak da yağlı kağıt kullanabilirsiniz. İlk 20-25 dakika alüminyum folyo ile biberlerimi pişireceğim. Şöyle biraz hatta bol bırakıyorum ki biberlerime değmesin diye. Sıcak fırında 200 derecede pişireceğim. Dolmalarım 25 dakikadır fırında pişiyor. Şimdi şöyle alüminyum folyoyu çıkartıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bir üzerinin hafif kızarması için tekrar fırına süreceğim. Bakın gayet güzel gözüküyor değil mi? Şöyle gayet suyu yerinde. Dolmalarım da pişmiş durumda. Bir 10 dakikada biberlerimin kızarmasını sağlayacağım. Aynı 200 dereceye yerleştiriyorum. Yanına yapacağınız bir cacık ile veya bir salata ile servis yapabilirsiniz. Bakın çatalı da gayet güzel bir şekilde geliyor. Yumuşacık. Çok güzel gözüküyor değil mi? Şöyle bakın. İç kısmını da göstermek istiyorum. Gayet lezzetli ve çok pratik bir dolma tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.